Gelelim işte manşete. Ver bakalım manşete Ahmet. Bak, gölge IMF bizi kontrol ediyor. Gölge IMF ile anlaşmasak IMF neden öyle bir açıklama yapsın? Yani ben de işte Türkiye benle çalışsa ben de Türkiye'nin yaptıklarını yapardım diye IMF açıklama yapıyor. Biz IMF ile çalışmıyoruz ki. Orada danışıklı bir dövüş var, bir gölge var. Bak, ben IMF ile çalışmıyorum ama IMF politikalarının aynısını uyguluyorum ülkemde. Yatırımcı olarak gel bana. Ver bakalım manşeti. Manşeti bir okusun vatandaş. Ardından da biz bunu anlatmaya çalışalım. Mehmet Şimşek, büyüteyim bak, buradan okuyamıyorum ya. Yatırımcının ilgisi muhteşem. Amerika'da ya, IMF bahar toplantıları vardı. Dünya Bankası işte bir bilmem kaç milyar dolar para verdi. O Dünya Bankası'na da ben buradan sesleniyorum. Aman paranızın hesabını yapın. Aman paranız nereye harcanıyor dikkat edin. Bakın, Dünya Bankası'na buradan sesleniyor. Ve işte bir 18 verdi. Zannedersem toplamda bir 30 milyar, 30 küsür milyar bir para gelecek herhalde Türkiye'ye 4-5 yıl içerisinde. Onun kullanılacak yerleri de belli. İşte iklim, çevre değişikliği, tarım vesaire gibi alanlar. Ve gerçekten rica ediyorum, verdiğiniz bu paranın nerelere kullanıldığının faturasını isteyin bizden. Veya bizden, benden ne isteyeceksin? Ben nasıl olsa veriyorum vergimi mergimi. Bu beyefendiden veya iktidardan isteyin. İşte yatırımcının ilgisi muhteşem dedi Mehmet Şimşek. Şimdi ben de onu düşündüm bugün. Ya yatırımcının ilgisi muhteşem de neye göre muhteşem? Kime göre muhteşem? Sen yatırımcının hoşuna gidecek şeyler yapıyorsun. İşte faizi yükselttin şu anda. Gelip adam borsaya girip, oraya girip, dolara girip, dövize girip para kazanabiliyor. İşte günlük voleler yapıyor. Günlük volelerden golü atıyor, para kazanıyor. Sen sıcak parayı getirdiğini düşünüyorsun veya ne kadar getirebileceksin. Peki kalıcı para getirebilecek misin? Yani o para gidip de günübirlik para değil de fabrika kurup istihdam yaratabilecek, üretimi arttırabilecek bir yatırımcıyı getirebilecek misin? İşte onu bilmiyoruz. Bu sorunun cevabı beyefendi de. Yatırımcının ilgisi muhteşem. Tabii muhteşem olur. Senin zaten paran değersiz. Sen faize %50 civarında bir para veriyorsun. Dışarıdan borçlanırken de belki dünyanın en yüksek faiziyle borçlanan bir ülkesin. Dolarda, euroda kalanlar kazanıyor. İşte borsada girip çıkanlar, büyükler kazanıyor, küçükler mahvoluyor. Altına yatırdığın zaman altında da kazanıyorsun. Türk parasında yerlerde sürünüyorsun. Adam tabii ki mutlu. Yani ilgisi muhteşem olur. Şimdi gerçek anlamda soruyorum peki. O yatırımcı gerçekten Türkiye'ye kalıcı bir yatırım yapmak istiyorsa, öyle vurup kaçanlardan bahsetmiyorum, onları konuşmuyorum. Türkiye'ye gelip fabrika kurmak isteyen, istihdam yaratmak isteyen insanlardan bahsediyorum. Onlar gel benle konuşuyor, ben sana anlatayım Türkiye'nin durumu. Yani Mehmet Şimşek'i dinlediniz, ona güveniyorsunuz belki, ben Mehmet Şimşek'e güvenmiyorum. Peki gelin benle bir konuşun, gazeteci hem de yurttaş olarak ben size anlatayım. Mesela bana bir yatırımcı gelse işte İngiltere'den. Merrill Lynch gelse mesela, ne bileyim işte Goldman Sachs gelse veya işte ne bileyim bilmem ne uluslararası fonu gelse. Ya Fatih Bey, bir de sizi dinleyelim ya, Mehmet Bey işte böyle çok güzel pembe tablo çiziyor. Parayı sıkıştırdık diyor, ne bileyim enflasyonu düşüreceğiz diyor, tasarruf yapacağız diyor, bilmem ne diyor. Ben derim ki ona, hocam bir kere bu ülkede hukuk yok. Bir, gelirken dikkat et kendine, tamam mı? İki, bu ülkede anayasaya da zaten uyulmuyor. Hak kazanmış bir milletvekili bugün cezaevinde. Ve iktidarın iki dudağı arasındasınız. İktidarı kızdırırsanız içeride kalırsınız. İktidarı kızdırmazsanız dışarıda olursunuz. Bunu göze alıyorsan gel. Üçüncüsü, yasakların olduğu bir ülke burası. Yasaklar kelimesi bizde değiştirilebilir. Kısıtlama falan getirilebilir. Onun yerine yasak değil de kısıtlama gibi. Konserler bile yasaklanıyor bu ülkede. Ve 1 Mayıs. 1 Mayıs bile bu ülkede artık Taksim Meydanı'nda yapılmıyor, yapılamıyor. Anayasa Mahkemesi'nin demesine rağmen. Sen hukuk devleti olmadığımızı görüp de hala geliyorsan diyecek bir sözüm yok. Ben sana söylüyorum. Gerçek, yalanlayamazlar beni. Yalanlamaları mümkün değil. Şeffaf değiller. Kafalarına göre açıklamalarda bulunuyorlar. En son açıklama baz etkisiyle değil, para politikası etkisiyle düşecek diyor. Haziran veya Temmuz'da düşecekmiş de Mehmet Şimşek. Orada bile bence yalan söylüyor. Bir kere şeffaf değiller ve yalanı çok söylüyorlar derim. İkincisi de bu. İpler bir kere Mehmet Şimşek'in elinde bütünüyle değil. Gelen yatırımcı onu da derim. İpler Türkiye'de Erdoğan dedim. Naci Ağbal örneğini verin. Her şey düzgün giderken anında Türkiye'de bir erken seçim kararı alınsa tüm bunların hepsini çöpe atacağız biz. Neden? Çünkü seçim politikası uygulayacağız. Erken seçim politikası. Bırak erken seçime gitmedik. Zaten 2028'e kadar düzeleceğimiz falan yok da. Belki enflasyonu düşürler işte %15'ler, %20'ler, %30'lar. O da kağıt kalem üstünde. Hayat yine pahalı olacak. Ve seçim ekonomisi uygulanacak. O yüzden gelirken bak bunlara da dikkat et diyeceğim. Yani çünkü Naci Ağbal'ı adam enflasyonu düşürmeye niyet etti.
faizi yükseltiyorlar diye adamı görevden aldılar. Naci Ağbal bugün görevde olsaydı belki de bu kadar büyük faturalar ödemeyecektik biz. Belki de bu sorunları yaşamayacaktık. Ha, onun için ipler Mehmet Bey'in elinde değil, Erdoğan'ın elinde. Elindeymiş gibi görünüyor Mehmet Şimşek. Gelelim, Türkiye'ye de güven yok. Bu kişiye de güven yok. Ha, kendisi belki Avrupa'nın en güvenilir insanlarından biri olabilir ama bu beyefendiye de güven yok. Çünkü bu beyefendi 2012 yılında çıkıp biz deprem paralarını yollara harcadık dedi. Ve biz 2023 yılında büyük bir deprem yaşadık yatırımcı. 53 bin insanımızı, 54 bin insanımızı bu kafa sayesinde, bu zihniyet sayesinde kaybettik. Bunun özrünü bile dilemedi bu insanlar. Ha, para verecekseniz bir kere paranızın kontrolünü de yapın. Yani bu para nerelere harcanıyor? İşte ne bileyim uçaklara mı harcanıyor, arabalara mı harcanıyor, oralara mı harcanıyor, buralara mı harcanıyor, tarikatlara mı gidiyor? Bunun da lütfen bir dedektif de git bu paranın arkasına ve araştırsın para nereye harcanıyor diye. Reformların hiçbiri yapılmadır. Yapılmıyor, reform yapılmıyor. Ne gelir adaletinde reform, ne vergi eşitsizliğinde reform, hukuksal reform. Habire bir şeyler yapıyoruz hukuk anlamında ama kendileri istediği için yapıyoruz. Kendi hukuk düzenlerini kurmak için yapıyoruz. Ne bileyim çalışma hayatında reform, hiçbir reformumuz da yok. Yapısal reformların hiçbiri yapılmıyor bu ülkede. Onun da farkında olun. Eğitimden hukuka kadar. Zenginleşenler bu ülkede, kalkınanlar iktidara yakın olanlar. Yatırımcı olarak gelecek olursanız bunu da size söylerim. Normal halk çile çekiyor. Normal halk eziliyor maalesef. Ama iktidara sırtını dayayanlar burada mutlu oluyorlar. Ve dediğim gibi paranızı verecekseniz, paranızı bu ülkeye yatıracaksanız lütfen paranızın da hesabını bilin veya izini sürün derim size. Keşke gelip de bir de benle konuşsalar. Benim hiçbir menfaatim yok. Dünya Bankası'ndan, IMF'den, şuradan, buradan. Ama en azından gerçekleri de bilme hakları var diye ben düşünüyorum. Ha, benim bu söylediklerim doğru olmaya da bilir. Mehmet Bey cevap versin o zaman veya iktidar yetkilisi cevap versin. O da söz hakları olsun. Geldik bak ülkede.